Ekoloji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Fen Bilgisi Öğretmeni Burcu Hoca. Bugün 6. sınıflar ile denetleyici ve düzenleyici sistemler ünitesini işleyeceğiz. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemler sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi diye ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi ise beyin ve omurilik diye kendi içerisinde ikiye ayrılır. Beyin ise beyincik ve omurilik soğanlı diye alt başlıkları vardır. Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevremizden aldığı bilgileri değerlendirir. Bunlara uygun cevaplar oluşturur. Böylece vücudumuzda uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Milyarlarca sinir hücresinden yani nöronlardan oluşmuştur. Bütün organlar ile bağlantısı vardır. Nöronlar bölünme yeteneğine sahip değildir. Bir sinir hücresi bu şekilde gösterilmiştir. Vücudumuzda bundan milyarlarca vardır. Merkezi sinir sistemi. Beyin ve omurilikten oluşmaktadır. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturur. Vücudumuzun en önemli merkezi sinir sistemi olan beyin, vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. İstemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Yani konuşma, yürüme, yazı yazma gibi. Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık olaylarını düzenler. Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar. Organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Sinir sisteminin en gelişmiş organıdır. Beyni zarar gören bir insan yaşayabilir fakat bilinçli davranışlar gerçekleştiremeyeceği için bitkisel hayata girer. Beyincik, vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. Yarım daire kanalları ile beraber çalışır, dengemizi sağlar. Kol ve bacak kaslarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar. Beyinciği, şurada gördüğümüz beyincik, beyinciği zarar gören bir insanın hiçbir zaman dengeli davranışları, dengeli yürümesi olamaz. Beyinciği alınmış bir kuş sürekli yalpalayarak uçar. Omurilik soğanı, beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızı kontrol eder. Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemimizin çalışmasını düzenler. Nefes alma, yutkunma, öksürme, hapşurma, kusma, çiğneme gibi olayları kontrol eder. Şekli soğana benzer. Omurilik, omurganın içerisinde bulunur, beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar. Refleks davranışlarımızın oluşmasını sağlar. Refleks davranışlarımız bir doğuştan gelen, iki sonradan kazanılan refleksler olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen reflekslere biz kalıtsal refleks diyoruz. Kalıtsaldır ve nesiller boyunca aktarılır. Bütün insanlarda görülür. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi, iğne batan elin çekilmesi, ateşe dokunulduğunda eli çekmek, yüksek sesten korkup irkilmek, yeni doğan bebekte emme ve tutma hareketleri, doktora gittiğimizde diz kapağına vurulunca ayağın hareketi, doğuştan kazanılan reflekslere örnek verilebilir. Sonradan kazanılan refleksler ise şartlı reflekstir, sonradan öğrenilir. Öğrenmenin sonucunda oluşur. Önce istemli olarak yapılır ve beyin kontrol eder. Sonra alışkanlık haline geldiği için artık kontrol omuriliğin elindedir. Dans etmek, araba ve bisiklet sürmek, örgü örmek, yüzmek, koşmak, limon görünce ağzımızın sulanması. En çok karıştırılan şey limon görünce ağzımızın sulanmasıdır. Çünkü önceden mi, doğuştan mı öğreniyoruz, sonradan mı öğreniyoruz, bütün herkes burada karıştırıyor. Bir bebeğe limon gösterdiğiniz anda ağzı sulanmaz. Ama bir kere limonu verdiniz, yalattınız, daha sonra artık o limonun tadını bildiği için her limon gördüğünde ağzı sulanır. Yani önce beyin kontrol eder, öğrendikten sonra omuriliğin kontrolüne geçmiştir. Yani sonradan kazanılan reflekstir. Sinir sistemine bilgiler nasıl ulaşılır? Önce uyarı. Ses, ışık, basınç gibi etkilere biz uyarı diyoruz. Uyarılar duyularımızda bulunan duyu almaçlarla alınır.
Uyarılar sinir hücrelerinden uyartı mesajı şeklinde taşınır. Uyartı mesajı beynimizde ilgili bölüme gönderilir, orada değerlendirilir, uyarıya karşı cevap hazırlanır. Ve beynimizde oluşan bu cevap sinirler aracılığıyla organlara tekrar iletilir ve biz tepkimizi gerçekleştirmiş oluruz. Bir sonraki ünitemiz iç salgı bezleri, yani hormonal sistem. İç salgı bezleri vücudumuzda sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olur. İç salgı bezleri görevlerini yavaş, uzun sürede ve sürekli gerçekleşmektedir. Hormon adı verilen özel salgılar üretir. Hormonlar kan yoluyla taşınır ve her hormonun görevi farklıdır. İşleyeceğimizden ilki hipofiz bezi. Hipofiz bezi beynin hemen alt kısmında nohut büyüklüğündedir. Büyüme hormonu ve birçok hormonu salgılar. Az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik meydana gelir. Ve bunun haricinde iç salgı bezlerinin çalışmasını denetleyen ve düzenleyen hipofiz bezidir. İç salgı bezleriyle sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. Tiroid bezi. Tam boğazımızda şurada şu şekilde U'ya benzer şekilde bulunur. Gırtlağın altında soluk borusunun önündedir. Yetersiz iyot alımında tiroid bezi şişerek guatr hastalığına neden olur. Tiroksin hormonu salgılar. Tiroksin hormonu büyüme, gelişme ve vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler. Bir sonraki pankreas bezi. Pankreas bezi tam pankreasımızın üzerinde bulunur ve insülin ve glikagon hormonu salgılar. Yetersiz insülin salgılanması şeker hastalığına sebep olur. Pankreas aynı zamanda sindirim enzimi üretir. Bu nedenle karma bir bezdir. Hem enzim üretir hem hormon üretir. İnsülin kan şekerini düşürür. Glikagon ise kan şekerini yükseltir. Böbrek üstü bezlerimiz, böbreklerimizin her iki tarafında üstünde şurada görünen bezlerdir. Adrenalin hormonu salgılar. Adrenalin hormonu korku, coşku, heyecan, üzüntü, öfke anlarında metabolizmayı hızlandırır. Kan basıncı, solunum, kalp atışı ve kan şekeri artar bu sayede. Göz bebekleri büyür, tüyleri insanın diken diken olur. Eşeysel bezler, erkeklerde testosteron, dişilerde östrojen. Erkeklerde testosteron, dişilerde östrojen hormonu salgılar. Ergenlik döneminde dişi ve erkeğe ait özelliğin oluşmasını sağlar. Dişilerde yumurta üretir, adet döngüsü ve gebelik sürecinin düzenlenmesinde görev alır. Erkeklerde ise testis, üreme hücresi, spermin oluşmasını sağlar. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri arasındaki farklar ise iç salgı bezleri yavaş, sinir sistemi hızlı çalışır. İç salgı bezleri uzun ve sürekli, sinir sistemi kısa süreli çalışır. Çünkü iç salgı bezlerinde hormonlar görev alır. Hormonlar görev aldığı için hormonların etkisi uzun sürelidir. Evet arkadaşlar, dersimiz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar, Dekoloji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Fen Bilgisi Öğretmeni Burcu Hoca. Bugün 6. sınıflar ile duyu organlarını işleyeceğiz. Duyu organları göz, kulak, burun, dil ve devirdir. Çevremizdeki uyarıları anlamamızda duyu organlarını kullanırız. Duyu organlarının yapısında duyu almaçları bulunur. Çevredeki ışık, koku, tat, basınç, sıcaklık ve sesleri duyu almaçları algılar, sinirlerde uyartı mesajı oluşturur ve beyin uyartı mesajlarını değerlendirerek cevap oluşturur ve kaslar tekrar tepki oluşturur. Duyu organlarımızdan birincisi göz. Gözü koruyan yapılar ve gözü görmeyi sağlayan yapılar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Gözü koruyan yapılar kaşlar, göz kapakları, kirpikler, gözyaşı bezleridir. Kaşlar terin göze gelmesini engeller, göz kapakları gözü dış etkenlerden korur ve gözün nemli kalmasını sağlar. Kirpikler ise göze gelen yabancı maddelerin göze girmesini engeller.
Gözyaşı bezleri gözün nemli kalmasını sağlar ve gözün temizlenmesini sağlar. Herhangi bir yabancı madde gözümüze kaçtığı zaman hemen gözümüz gözyaşı bezleri salgı üretir ve gözümüzdeki salgıyla birlikte içine kaçan mikropları biz dışarıya veririz. Gözün görmesini sağlayan yapılar ise sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakadır. Ağ tabakanın diğer bir ismi retinadır. Sert tabaka, gözünüzün en önde bulunan kısımdır, beyaz renklidir. Gözü dışarıdan korur, göz yuvarlağına dayanıklılık sağlar. Sert tabaka, gözün ön kısmına gelirken incelir ve kavislenir. Işığın ilk defa kırıldığı ön tarafındaki kısma kornea denir. Kornea, gelen ışığı ilk defa kırıp göz bebeğinde toplamaya sağlar. Sert tabakada asla şu dışarıdaki şu tabakada kan damarları bulunmaz. Bu yüzden de gözümüzü dışarıdan gelen her şeye karşı korur. Eğer kan damarları bulunsaydı herhangi bir öğrenciyiz hepimiz kalemle yazı yazarken uç kırılıyor, gözümüze kaçıyor. Her kaçtığında gözümüz kanlanma yapar, gözümüz ağrır, rahatsız ederdi. Ama damar bulunmadığından dolayı gözümüzü her şekilde koruyor. Damar tabaka. 2. Damar tabakadır. Damar tabakada bulunan kan damarları öncelikle gözümüzü besler. Tabakanın ön kısmında daha farklı bir hale alarak iris göz bebeği tam ortasında ve göz merceği bulunur. İris gözün renkli kısmıdır. Aileden gelir, kalıtsaldır yani. Göz bebeği irisin ortasındaki boşluktur. Işığın gelme durumuna göre küçülür ya da büyür. Fazla geldiğinde küçülür, ışık az geldiğinde büyür ve dışarıdaki ışığı toplar. Göz merceği irisin hemen arkasında bulunur, ince kenarlı mercektir. Gelen ışığın ağ tabaka üzerine ters görüntü oluşmasını sağlar. Göz uyumu dediğimiz şey ise net bir görüntü oluşabilmesi için göz merceğinin kendiliğinden incelenip kalınlaşmasıdır. Camsı cisim, göz merceği ile ağ tabaka arasını dolduran sıvıdır. Gözün şeklini ve göz merceğinin yerinde kalmasını sağlar. Ağ tabaka, retina. Işığa duyarlı almaçlar bulunur. Oluşan görüntü sinir hücreleriyle beyne iletilir. Sarı benek en önemlisi çünkü görüntünün oluştuğu yerdir. Kör nokta ise göz sinirlerinin gözden çıktığı yerdir, ışığa duyarlı değildir. Biz görme olayını şu şekilde yapıyoruz. Cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Kırılan ışık göz bebeğine gelir. Göz bebeğinden gelen ışınlar göz merceğinde tekrar kırılarak ağ tabakaya düşer. Ağ tabakadaki sarı leke üzerinde ya da sarı benek üzerinde ters bir görüntü oluşur. Oluşan görüntü duyu almaçları tarafından algılanır. Alınan görüntü görme sinirleri vasıtasıyla beyne gönderilir. Beyinde oluşan ters görüntü düz olarak algılanır ve böylece görme işlemi gerçekleştirilmiş olur. En kısa şekilde anlatımı, cisimden gelen ışık ilk olarak saydam tabakada kırılıyor. Oradan göz bebeği, göz merceğine geçiyor. Göz merceğinden sarı lekede görüntü ters oluşuyor. Görme sinirleriyle algılanıyor. Beyne getirildiği an beyin onu düz algılıyor. Göz kusurları. Doğuştan olan göz kusurlarının en başta renk körlüğü vardır. Bunlar kırmızı ve yeşil rengi ayırt edemez. Kalıtsal bir hastalıktır ve tedavisi yoktur. Şaşılık. Göz kaslarının uyumsuz çalışmasıdır. Gözlükle düzeltilebilir, eğer ileri derecede ise de ameliyatla düzeltilir. Sonradan oluşan göz kusurları en bilinen miyopluk ve hipermetropluktur. Miyopluk yakını görür, uzağa göremez. Görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Sarı lekenin önünde oluştuğu için de kalın kenarlı mercek kullanarak görüntüyü sarı lekeye düşürürüz. Hipermetropluk uzağı iyi görür, yakını göremez. Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. Burada hemen. Evet. Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. Biz ince kenarlı bir mercek kullanarak görüntüyü tekrar sarı lekenin üzerine düşürmeye uğraşırız.
Hipermetropluk için en çok kullandığımız şey, çünkü çok karıştırılıyor. Eğer bunu öğrenirsek hiper metrop ince kenarlı mercekle düzeltilir. Yakını göremez. Görüntü arkada oluşur. Eğer bunu ezberlersek diğerinin zaten miyopluğu öğrenmek çok kolay oluyor. Astigmatizm, göz merceği yüzeyinin pürüzlenmesi veya da korneanın kavislenmesi sonucunda oluşur. Şekillerin görüntüsü bozulur, bulanıklaşır ve silindirik mercekle düzeltilir. Katarak genellikle yaşlılarda görülen bir rahatsızlıktır. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle oluşur, görüntüler bozulur ve ameliyatla düzeltilir. Prespitlik, göz merceği sertleşerek esnekliğini kaybeder, bu da yaşlılarda görülür ve ince kenarlı mercekle düzeltilir. Diğer duyu organımız kulak. İşitme ve denge organımızdır. Kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarından oluşur. Kulak kepçesi, şuradaki kulak kepçesi sesleri toplayarak kulağa iletir. Kulak yolu sesleri kulak zarına iletilmesini sağlar. Kulak yolunun yapısında bulunan kıllar havayla birlikte kulağımıza giren tozları tutar. Ve burada bir salgı vardır ve bu salgının üzerine yapışmasını sağlar. Biz buna kulak kiri diyoruz. Kulak yolunun en sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı ses dalgalarını titreşir. Burada zar titreşmeye başlar. Orta kulak ise çekiç, şurada çekiç, örs ve üzengi kemikleriyle Östaki borusu ve oval pencereyle oluşur. Östaki borusu orta kulaktan yutağa açılır. Orta kulak ile dış ortamda meydana gelen basınç farkını engelleyerek kulak zarının yırtılmasını engeller. Eğer bizim östaki borumuzu çok yüksek bir basınç anında, çok patlama anında eğer ağzımızı açmazsak kulaktan giren basınç zarı içeriye doğru esneteceği için ve çok yüksek olduğu için dayanamayacak zar, zarın bütün gerginliğiyle gerilecek ve en son dayanamayıp yırtılacak. Eğer biz ağzımızı açar da östaki borusundan da havayı aldığımız zaman tekrar aşağıdan da östaki borusundan da buraya doğru geleceği için kulak zarımız denge halinde kalacak. Dışarıdan gelen basınçla ağzımızdan aldığımız basınç birbirini eşitleyecek ve zarımız olduğu yerde kalacak. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri kulak zarından gelen sesleri kuvvetlendirerek iç kulağa iletir. Vücudumuzun en küçük üç kemiğidir bu kemikler. İç kulak, dalıs, yarım daire kanalları ve salyangozdan oluşur. Oval pencereden gelen sesler dalıs tarafından salyangoza iletir. Yarım daire kanalları ise beyincikle beraber vücudun dengesini sağlar. Salyangozun içerisinde işitme almaçları ve işitme sinirleri bulunur. Bu sinirler sayesinde biz işitmeyi gerçekleştiririz. Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yoluyla kulak zarına iletilir. Kulak zarının titreşimi sayesinde çekiç, örs ve üzengi kemikleri titrer. Bu titreşim oval pencereye iletilir. Oval pencereden dalıza, dalızdan da salyangoza iletilir. Salyangozun içinde bulunan işitme almaçları tarafından algılanır ve beyne iletilir. Beynin işitme bölümüne iletilir. Böylece işitme gerçekleştirilmiş olur. İşitme bozuklukları. Doğuştan gelen bozukluklar kulak zarı sertleşmesi, orta kulak kemik kayması ve iç kulaktaki zedelenmeler. Sonradan oluşan bozukluklar ise şiddetli darbeler sonucunda kulak zarının yırtılması, işitme duyu sinirlerinin zedelenmesi, işitme kaybı olan insanlar işitme cihazı kullanarak ses titreşimlerini arttırarak
tekrar duymayı sağlayabilirler. Bir sonraki duyu organımız deri. Derimiz vücudumuzun en büyüğüdür. Çünkü bütün vücudumuzu kaplar. Vücudumuzun ısısını ayarlamaya yardımcı olur. Solunum ve boşaltıma yardımcı olur. Vücudumuzu dış etkenlerden korur. Vücudumuza dışarıdan mikrop gelmesini engeller. Sıcak, soğuk, ağrı, sızı, basıncı algılayan reseptörler bulunur. Vücudumuzdaki bulunan deri, üst deri ve alt deri olmak üzere iki kısımda incelenir. Üst deri sadece ölü hücrelerden oluşmuştur. Alt bölümlerini korur. Kan damarları ve sinirler bulunmaz. Deriyi zararlı ışıklardan korur. Burada sadece deriye rengini veren hücreler vardır. Ve bizim hepimizin çocukken yaptığı elimize iğneyi geçirip "Aa bak düşmüyor" dediğimiz iğneyi geçirdiğimizde canımızın yanmamasının sebebi bu. Üst derimizde kan damarları ve sinirleri bulunmaz. Biz iğneyi sadece üst deriye geçiriyoruz çünkü. Alt deride kan damarları, kıl kasları, sinirler, ter bezleri, yağ bezleri, kıl kökleri, duyu almaçları burada bulunur. Alt derinin en alt kısmında yağ tabakası bulunur. Yağ tabakası vücudumuzu çarpmalara karşı korur. Ayrıca vücudumuzun ısı kaybını önler. Alt deride bulunan ter bezleri terleme ile boşaltıma yardımcı olur. Nasıl hissediyoruz tabii ki? Alt derideki duyu almaçları sıcak, soğuk, basınç, sertlik, yumuşaklık gibi duyuları algılar. Duyu almaçları alınan duyguları sinirler yoluyla beyne iletilir, beyin değerlendirir ve bu sayede biz algılamış oluruz. Deri hastalıkları ve tedavisi. Deriye kesilme, ezilme, yanma ve kimyasal maddeler zarar verir. Mantar, pire, kene ve parazit ısırmaları deriye zarar verir. Mikroorganizmalar deri iltihaplanmasına yol açabilir. Alerjik deri hastalıkları en çok karşılaştığımız kurdeşen ve egzamadır. Cilt yanıklarında doktora hemen başvurmalıyız. Çünkü cilt yanıkları zamanla aşağı doğru inerek daha kalıcı ve derimizde hasar bırakan yanıklara neden olabilir. Cilt kanserinin teşhisinde dermatoskop kullanılır. Vücutta bu oluşan benler dermatoskopla incelenir. Bir diğer duyu organımız burun. Burun, koku alma ve solunum organımızdır. Burnumuz aldığımız havanın ısınmasını, nemlenmesini ve temizlenmesini sağlar. Burun boşluğunun duvarları burnun nemli kalmasını sağlayan mukus salgısı üreten mukoza tabakasıyla kaplıdır. Burun boşluğunun üst tarafında koku almaçlarının yoğunlaştığı yere sarı bölge denir. Lütfen sarı lekeyle gözdeki sarı lekeyle karıştırmayalım. Burundan kokladığımız zaman buradaki havayla birlikte kokladığımız şeydeki koku almaçları içeriye girer. Burnumuzun içine girer. Mukus tabakası buradaki tozları, mikropları tutar ve havanın sarı bölgedeki duyu almaçlarına gitmesini sağlar. Duyu almaçlarında çözünerek koku almaçları uyarılır, uyarılar beyne iletilir ve böylece kokuyu algılamış oluruz. Burun hastalıkları ve tedavisi sinüzit, sinüslerin iltihaplanmasıdır ve ilaçla tedavi edilebilir. Saman nezlesi dediğimiz şey alerjik bir hastalıktır. İlk baharlarda çok olur çünkü polenlerden kaynaklanır. İlaçla ya da aşıyla tedavi edilir. Burun kanaması çarpma, yüksek tansiyon gibi nedenlerden dolayı burnumuzdaki ince kılcal damarlarının çatlamasıyla dışarıya kan sızıntısı verilir. Alna buz konularak ve burnun üzerinde bulunan, şurada bulunan kemikleri önce sıkıp alna da buz konarak tedavi edilebilir. Beşinci duyu organımız dil. Dil, tat alma, çiğneme, yutma, konuşmaya yardımcıdır. Maddelerin tadının alınabilmesi için dilimizin üzerinde tükrükte çözünmesi lazım. Dilimizin her tarafı bütün tatları alır ama bazı bölgeler özelleşmiştir. Dilimizin ön kısmı tatlıyı, yan kısımları hemen tatlının yanı tuzluyu, tuzlunun yan iki kısmı ekşiyi
en arka kısım da acıyı alır. Unutmamak için tatlı tarkan ekşi ayran diyoruz. Sırayla gittiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Nasıl tat alırız? Tükürükte çözünen maddeler tat tomurcuklarındaki almaçları uyarır. Almaçlar aldıkları uyarıları sinirlere iletir. Sinirler beyne gönderir. Beyin merkezinde uyarıları alır, değerlendirir ve cevap verir. Tat almamız gerçekleşir. Tat alma ve koku alma arasında bir ilişki vardır. Beyinde tat alma ve koku alma duyu merkezleri birlikte çalıştığı için burun ve dil de birlikte çalışıyor. Biz grip ya da nezle olduğumuzda kokusunu iyi algılamadığımız besinlerin tadını da iyi almalıyız. Normalde okuldan eve gittiğimizde çok acıktığımızı hissetmeyiz ama eve girdiğimizde annemizin yaptığı yemeklerin kokusunu algıladığımız zaman bir anda karnımızın acıktığını algılarız. Ama nezle grip olduğumuz anlarda kokuyu alamadığımız için ne yersek yiyelim hiçbir tat alamayız. Dil hastalıkları, tat görlüğü, tatların algılanamaması hastalığıdır. Dil iltihabı, dilin iltihaplanmasıdır. Çok sigara içmek, sıcak ve soğuk besinleri tüketmek, diş eti iltihabı, dişlerin çürükleri dil iltihabına neden olur. Dil pası, dilin üzerinde oluşan pastır. Dişlerimizi fırçalarken dilimizin üzerinde de bir iki kez fırçalamalıyız ki üzerinde oluşan bu pas dediğimiz şeyi alsın, ölü tabakayı alsın. Pamukçuk genellikle bebeklerin ağzında görülür ve mantar hastalığıdır. Evet arkadaşlar, dersimiz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar, DEK Koleji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Fen Bilgisi Öğretmeni Burcu Hoca. Bugün 6. sınıflar ile denetleyici ve düzenleyici sistemin sağlığını korumak için neler yapmalıyız bunu işleyeceğiz. Denetleyici ve düzenleyici sistemin sağlığını korumak için en başta dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Alkol, sigara ve uyuşturucudan uzak durmalıyız. Sinir sistemimize zarar verecek ağır sporlardan, ani hareketlerden, çarpmalardan ve darbelerden kaçınmalıyız. Denetleyici ve düzenleyici sistem hastalıkları, birincisi menenjit, beyin zarının iltihaplanmasıdır. Kuduz hayvanların ısırması sonucunda gelişen bir virüs hastalığıdır. Sara, beyindeki sinir hücrelerinin görev yapmaması sonucu gerçekleşen nöbetlerdir. Felç, beyin damarlarının tıkanması veya beyin kanaması ile gerçekleşen bir olaydır. Destekleyici ve hareket sisteminin sağlığı. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için kemik ve kasların gelişimi için kalsiyum, magnezyum, fosfor mineralleri yeterince alınmalı. Kalsiyumun fazlaca bulunduğu süt ve süt ürünleri tüketilmeli. Yeterince D vitamini alınmalı. Yaşlılığa bağlı olarak kemik hastalığı meydana geldiği durumlarda doktora başvurulmalı. Her yaşa uygun spor yapılmalı. Ağır egzersizlerden kaçırılmalı. Sıralarda dik oturulmalı. Vücudumuza ani darbelerden kaçınmalı. Ağır çanta varsa eğer çantalarımızı tek omuzda taşımamalı. Çift omuzda taşımalı. Ağır yükleri yerden kaldırırken belimizi bükmeden kaldırmamalı. Aşırı kilo almamalıyız. Sindirim sisteminin sağlığı için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz. Lokmalarımızı küçük ısırmalı, çok çiğnemeli ve yavaş yemek yemeliyiz. Fazla yemek yememeliyiz. Tam doymadan kalkmalıyız. Kafeinli, asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Sigara ve alkol kullanmamalıyız. Aşırı tuzlu, baharatlı ve yağlı yiyecekler yememeliyiz.
stresten uzak durmalıyız, diş hastalıkları tedavisine önem vermeliyiz, lifli besinler yemeliyiz, yemekten önce ve yemek sırasında aşırı su içmemeliyiz, yatmadan önce yemek yememeliyiz, yenilen besinlerin temizliğine çok ama çok dikkat etmeliyiz. Sindirim sistemi hastalıkları. 1. Reflü. Mide içerisindeki asitin yemek borusuna geri gelmesidir. Gastrit. Mide iç yüzeyinin iltihaplanmasıdır. Ülser. Mide iç yüzeyinde meydana gelen yaralardır. İshal. Dışkının yumuşak ve sık sık gelmesi durumudur. Kabızlık ise dışkının sert ve zor çıkması hastalığıdır. Mide kanseri, midede gerçekleşen kanser hastalığıdır. Kolera, kirli sulardan kaynaklanan bağırsak enfeksiyonudur. Kolon kanseri, kalın bağırsakta meydana gelen kanser hastalığıdır. Apandis, ince ve kalın bağırsak arasında bulunan apandisin iltihaplanmasıdır. Tifo, kirli sulardan bulaşan bir hastalıktır. Dizanteri, kanlı ishal şeklinde kendini gösterir, amif ve bakterilerden kaynaklanır. Gıda zehirlenmesi, bozulmuş gıdaların ve yiyeceklerin yenmesi sonucunda zehirlenmedir. Mide kanaması, mide içerisinde oluşan yaraların kanaması sonucunda meydana gelir. Solunum sistemi sağlığı. Hava kirliliği, sigara ve alkol kullanımı, asbest gibi kimyasal maddeler solunumda görevli yapı ve organlarımızın sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucunda bronşit, zatüre, verem, grip, akciğer kanseri, astım gibi bazı hastalıklar ortaya çıkar. Solunum sisteminin sağlığını korumak için hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde daha az nefes almalı, mutlaka maske takılmalıdır. Odamızı sık sık havalandırmalıyız. Sigaradan uzak durmalıyız. Grip, nezle, kızamık gibi solunum sistemi hastası kişilerden uzak durmalıyız. Soluduğumuz havayı ağzımızdan değil burnumuzdan almalıyız. Fabrika bacalarına evlerden çıkan gazlar havayı kirlettiği için buralara filtre takılmalıdır. Bol oksijenli ormanlık alanlarda spor yapılmalıdır. Asbest gibi kansere neden olan maddelerden uzak durulmalıdır. Solunum sistemi hastalıkları. En sık geçirdiğimiz nezle ve grip. Belirtileri birbirlerine benzer, virüslerin burun mukozasına yerleşerek iltihaplanmasından kaynaklanır. Gripten korunmak için grip aşısı yapılır. Verem, akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Kaba kulak, kulak altında bulunan tükürük bezlerinin iltihaplanmasıdır. Kızamık, kızamık virüsünün sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Korunmak için bebeklik döneminde kızamık aşısı yapılmalıdır. Dizanteri, halk arasında kuş palazı diye bilinir. Daha çok çocukların boğazında görülen bakteri hastalığıdır. Boğmaca, daha çok çocuklarda görülen ateş ile gerçekleşen bulaşıcı hastalıktır. KOAH, daha çok sigara içenlerde görülen nefes darlığı ve öksürük hastalığıdır. Burun kanaması, dışarıdan alınan darbeyle damarların genişlemesiyle burun kanaması görülür. Nefes darlığı, yeteri kadar nefes alamama hastalığıdır. Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için günde en az 2 litre su içilmeli, idrar fazla idrar kesesinde tutunmamalı, ayaklar kuru ve sıcak olmalı, diş çürükleri ve boğaz iltihaplarında hemen doktora gidip tedavi ettirilmeli, alkol ve sigaradan uzak durulmalı, kişisel bakıma dikkat edilmelidir. Böbrek yetmezliği, böbreğin görevini kısmen ya da tamamen yerine getirememesidir. Böbrek nakli ya da diyaliz makinesine bağlanarak yaşanabilir. Diyaliz makinesi su, üre, ürik asit ve minerallerin kandan süzülerek kanın temizlenmesini sağlar. Bu yöntem kalıcı tedavi sağlamaz. Böbrek yetmezliğini yüksek tansiyon, şeker hastalığı, diş çürüğü, aşırı ilaçların bilinçsizce kullanımı neden olur. Böbrek iltihabı nefronların iltihaplanmasıdır. Bel ağrısı, idrar tutamama, ateşlenme belirtileri gösterir. Dolaşım sisteminin sağlığı. Yeterli ve dengeli beslenilmeli, hazır ve kızartılmış gıdalardan uzak durulmalı, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı, dar elbise giyilmemeli, katı yağlar damar tıkanıklığına neden olduğu için kullanılmamalı, düzenli egzersiz yapılmalıdır. Aşırı stresten uzak durmalı, temiz havada bol yürüyüş yapılmalıdır. Dolaşım sistemi hastalıkları, kalp yetmezliği,
kalbin kanı pompalayamamasıdır. Yüksek tansiyon, kan basıncının fazla olmasıdır. Lösemi, yani kan kanseri, kan hücrelerinin aşırı çoğalmasıdır. Hemofili, yaralanma durumunda kanın pıhtılaşamamasıdır. AIDS, HIV virüsünün ak yuvarları tahrip etmesidir. Anemi, kandaki al yuvar sayısının az olmasıdır. Damar sertliği, damarın içerisinde yağ birikmesidir. Varis, toplar damarın yapısının bozularak genişlemesidir. Kalp krizi, kalbi besleyen damarların tıkanmasıdır. Burger, bacak ve kol atar damarlarının iltihaplanmasıdır. Lenfoma, lenf düğümlerinde oluşan kanserdir. Aritmi, kalp ritmindeki düzensizliktir. Bağsur, anüsteki toplar damarların genişlemesidir. Damar tıkanıklığı, damarların içten daralmasıdır. Kalp romatizması, kalp kapağının iltihaplanmasıdır. Hepatit, akciğerin iltihaplanmasıdır. Tetanos, kuduz, sıtma, dışarıdan alınan mikropların dolaşım sistemiyle vücuda yayılmasıdır. Organ bağışı, kişinin hayattayken kendi iradesiyle ölümünden sonra doku ve organlarının başka bir insanın tedavisi için kullanılmasına izin vermesi olayına organ bağışı denir. Sağlıklı bütün organlar bağışlanabilir. Organ bağışı toplum içinde yardımlaşma ve dayanışmayı arttırır. Organ bağışı nasıl yapılır? Organ bağışı istediği hastanede, sağlık müdürlüğünde ve organ bağışı ile merkezlerde bilgilendirmeyle yapılır. Yalnız 18 yaşını doldurmalı, organ bağışı yapacak kişinin akıl sağlığı yerinde olmalı, organ bağışı iki şahit üzerinde yazılı ve sözlü olarak yapılır. Doku ve organ bağış belgesi doldurulur, sonra doktora onaylatılır. Ayrıca öldükten sonra yakın akrabalar da organ bağışında bulunabilir. Kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, pankreas gibi organlar, kalp kapağı, gözün korneası, kas ve kemik iliği gibi dokular bağışlanabilir. Kişi hayattayken organ bağışı yaptığını gösterilen kart verilebilir. Organ nakli ise vücutta görevini yerine getiremeyen organların yerine sağlam organların nakledilmesine organ nakli denir. Canlı ya da beyin ölümü gerçekleştiren kişilerden organ nakledilebilir. Canlı bireylerden organ nakli yapılacaksa çift organlardan birisi veya organın bir kısmı alınır. Böbreklerden birisi, pankreas ve karaciğerin bir kısmı nakledilebilir. Sağlıklı bütün organlar nakledilir. Organ nakli sadece hastane ortamında yapılır. Hastane dışında ölmüş kişilerden organ nakli yapılmamaktadır. Evet arkadaşlar, dersimiz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.